son derece büyük bir hava taarruzu dün gerçekleştirildi. Özellikle Patriot hava savunma sisteminin, ki bunu Putin, Rusya özellikle NATO ile çatışma sebebi sayacağını söylemiş. Ona rağmen Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı geçtiğimiz hafta bunun sözünü alarak döndü Ukrayna'ya. Bu hava taarruzlarını engelleyebilecek önemli bir kalkan olduğu düşünülüyor an itibarıyla. Peki Rusya cephesinde durum nasıl? Son derece ağır saldırılar düzenleniyor ama Rusya Genelkurmay Başkanı ile paralı asker şirketi Wagner'in arası açıldı. Wagner askerleri yeterli silaha sahip olmadıklarını söyleyerek Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u hedef aldılar. Где ты? Помоги нам наконец-то. Ukrayna'da Rusya için savaşan paralı Wagner askerleri isyan etti. Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Varali Gerasimov'a hitaben yayınlanan videoda küfürlü ve suçlayıcı ifadeler kullandılar, silah istediler. Paralı Wagner askerlerinin Rusya Genelkurmay Başkanı'na ağır sözlerle yüklendiği video sosyal medyada hızla yayıldı. Rusya'da bir kesim videonun provokasyon amacıyla Ukraynalı milliyetçiler tarafından kurgulandığını öne sürdü. Ancak Wagner şirketinin sahibi Yevgeni Prigojin videonun mizansen olmadığını açıkladı. Gerasimov'a hitaben video çeken birliği ziyaret eden Prigojin, görüntüler cephedeki gerçekleri yansıtıyor dedi. Kremlin sarayı sessiz. Rus parlamentosundaki bazı isimlerse Savunma Bakanlığı'na arka çıktı, Wagner haddini aştı yorumunu yaptı. Rus ordusunun Ukrayna'da personel ve mühimmat sıkıntısı çektiği, lojistik sorunların çözülemediği bilinen bir gerçek. Ancak paralı Wagner askerleri Rusya Genelkurmay Başkanı'nı ilk kez doğrudan küçük düşürücü biçimde eleştirdi. Bu durum akıllara günah keçisi mi aranıyor sorusunu getirdi. Gözler 11 aydır süren savaşın emrini veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde. Ancak Putin ordudaki aksaklıkların sorumluluğunu üstlenmiyor. Topu Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na atarak imajını korumaya çalıştığı sanılıyor.